İstanbul trafiğinde aracıyla ilerleyen iki arkadaşın başına olmadık bir şey geldi. Otomobilin ön camına 2 kiloluk demir bir parça saplandı. Ölümden dönen gençler başta göktaşı sandık dedi ama bakın o parça aslında neymiş. Ben havada gördüm parçayı. Yani o patlama sesiyle ben sandım dedim herhalde havaya uçtuk. Taş sandım açıkçası. Güm diye bir ses geldi. Otoyolda bunun ne işi var? Meteor taşı sandık biz önce. Dedik herhalde gökten meteor taşı falan düştü. Gök taşı sandılar. Fren diski çıktı. İşte bu parça. Dikkat, disk düşebilir. Bakın bu elimdeki koca parça yaklaşık 2 kilo. Bu araç seyir halindeyken ansızın ok gibi aracın ön camına saplandı. Bomba gibi ölümden döndük öyle söyleyeyim size. Bakın iki arkadaş İstanbul'da trafikte nasıl ölümden döndü? Hastal Viyadüğü'nün üstündeydik biz de. 60 kilometre hızla gidiyorduk. 700 metre gittik gitmedik bu olay geldi bizim başımıza. Fatih Çap direksiyon başındaydı. Arkadaşı Olcay Yıldırım da tam da benim oturduğum koltukta ön koltuktaydı. Tabii elimde telefon vardı. Bir şeyle ilgileniyordum. Ben sandım herhalde yarımız havaya uçtu. Ansızın işte bu parça tam da ön camın burasına saplandı. Bakın içe doğru göçtü cam. Örümcek ağ gibi çatlaklar yayıldı. Biz de parçalanabilirdik. Parça 2 santim sağa gelse bana geliyordu. Buradan o kadar net görünüyor ki eğer bu parça 2 santim daha sağ tarafa buraya saplansaydı ön koltukta oturan kişiye saplanabilirdi. İçeri girmemesi zaten büyük mucize. Benim gözüme gelse gözüm kör olacak örneğin. Bu parça benim direkt yüzüme gelebilirdi. Şurada gördüğünüz disk bakımsızlıktan kopabilir koparsa. Muhtemelen ağır varsa. Bence bu tırdan kopmuş olan bir parça. Bu normal bir araba diski değil. Ortada gözle görülür. Bakın kocaman bir ihmal var. Bu aslında birçok sürücünün başına gelebilir. Çok zor bir ihtimal gibi görünse de. Bize bir şey olsa sorumlusu kim bilmiyoruz. Ve her başına gelen de bu kadar soğukkanlılıkla kazanın önüne geçemeyebilir. Açıkçası panik yapmadık. Biz sağ şeride çektim ben dörtlü yaktım. Şimdi sadakamız varmış. Bakın iki arkadaşın ağır vasıta sürücülerine bir mesajı var. Daha büyük faciaların önüne geçmek için araçların bakımlarına dikkat edelim. Yani savcılığa dilekçe yazdık. Yani sorumlusu bulunsun.